arkadaşlar, günaydın. Sabah saat 5'te Ayvalık'tan çıktık. Teknemizi aldık. Şimdi sol tarafımızda ileride Yunan Adası var. Midilli. Midilli'den geçip Çanakkale'ye doğru tırmanacağız. Bu arada Şeref abimle beraber iki kişi yolculuk yapıyoruz. Çok sabah işte, hava aydınlandı. Şu anda gayet güzel. Arkamızda kalan taraf Ayvalık. Kahvaltımızı hazırladık. Ayaküstü. Bu ilk heyecan. İlk uzun yolum. Çayımızı da demledik. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Şurada Ayvalık'tan kurabiye aldık. Kurabiyelerimiz var. Görmek isteyen buraya şu gelsin. Evet, kurabiyelerimiz var. Kahvaltımızı yapacağız. Arkadaşlar, büyük bir heyecan, ilk uzun yol. Ya, enteresan duygular tabii. Yeni teknemiz. Çıktık yola. Çekimler yapmaya devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Ben tabii biraz acemi çekim yaptığım için, ben bu işi tabii YouTube'da işte para kazanayım derdim değil. Tabii daha iyi videolar sunmak, ama bu da zamanla tecrübeyle olacak. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Selamlar tekrar. Bölüm bölüm çekmeye çalışıyorum. Şu anda tam karşımda gördüğünüz yer Assos. Ayvalık'tan çıkalı 3 saat 15 dakika oldu. Yaklaşık 6 mille gidiyoruz. Motor yeni, fazla çok zorlamamak için. Yoksa 6,5 mil, 7 mile 7,5 mile kadar çıkıyor, 8 mile kadar. Ama motoru zorlamamak adına hava da güzel. Sallana sallana gidiyoruz. Sol tarafımızda Midilli Adası. GPS'imizden zaten sınırı görüyoruz. Uzun çizgi, nokta uzun çizgi şeklinde sınırı görerek Yunan'a girmeden. Gerçi girsek de Yunan bayrağını yanımıza aldık. Ne olur ne olmaz diye. Emniyet tedbirlerimizi aldık. Yoldayız. Şeref abicim nasılsın? İyi seyirler. Evet, Şeref abimiz dümende. Biz simit dümeni tercih etmedik. Balıkçılıktan alışkanlık bu. Yine levye dümende devam ediyoruz. Bu arada cihazımız Garmin'in 720 SX modeli. Şile'den Antalya'ya kadar harita kartı yüklü. Tabi bu arada şunu söyleyeyim. YouTube'dan Yelkenci Deniz Giray'ın videolarını seyrettim. Sağ olsun, çok gerçekten doğru güzel bilgiler verdi. Her ne kadar bir hedef belirleyip bir rota çizdirseniz de haritanıza. Mesela biz Ayvalık'tan haritamızı, hedefimizi Bozcaada olarak belirledik. Fakat bizi Ayvalık'tan çıktıktan sonra Yunan sularına sokuyordu. Tabi kestirme direkt Babakale burnuna, oradan götürüyordu. Ama biz Yunan şeyine girmek istemedik.
Ha, yolumuz belki bir saat, bir buçuk saat daha uzadı. Bu da tabii ilk deneyim olmasına rağmen işte edindiğimiz bilgiler. Kaptan arkadaşımızın, Veysel'in sağ olsun verdiği bilgiler doğrultusunda havayı takip ederek gitmeye çalışıyoruz. İşte durum böyle arkadaşlar, evet. Yani şu anda hava güzel. Riskli olarak Babakale'yi çok söylüyorlar. Yani orada hava farklı olabilir. İşte sürpriz hava yapabilir. İşte biz de elimizden geldiğince zaten biz liman başkanlığından aldığımız izne göre bizim karaya 3 mil yakınlıktan gitmemiz gerekiyor. Artı tabii bu işin prosedürleri de var. Şöyle bir gemici, bir miço belgesiyle gidebiliyorsunuz. İki kişi olmak zorunda. Çünkü bizimki Ayvalık'tan İstanbul'a nakil. Nakil olduğu için direkt İstanbul'a aldık. Ama balıkçı ve ticari belgemiz olsaydı Ayvalık'tan çıkınca bize verdikleri yer muhtemelen Çanakkale olacak. Mesela İstanbul'a gitmek için Çanakkale'de durup liman başkanlığından tekrar yol izni alıp İstanbul'a devam edecektik. Ama bizim nakil olduğu için direkt İstanbul. İşte dediğim gibi gece sürüşü yasak bize bu arada. Artı hava koşullarına göre işte karaya 3 mil yakınlıkta gitmemiz gibi zaruri şeyler var, prosedürler var. Biz de buna uyarak gidiyoruz. Güzel, şu anda keyifli. Tabii biraz bizim motorumuz güverte altında olmadığı için biraz tabii ses var. Ama o sesi de işte bu şeyin yanında artık duymayacaksınız. Durum böyle. Evet, ara ara çekimlere devam. Görüşmek üzere. Yunusları gördüm ama bakalım çıkacaklar mı bir daha? Karşımız hala Midilli. Evet, Babakale'ye doğru gidiyoruz. 3 tane balıkçı teknesi var. Ufak ufak. Muhtemelen bizim tekneler. Yunuslar bir daha çıkmadı. Bekliyoruz, belki çıkarlar. Burası Sokak Ağzı plajı. Şu dağların arka tarafında Bektaş diye bir yer var. Tahmini 1,5 saat sonra da Babakale'nin orada olacağız. İşte Babakale'de bir liman var. Ondan sonra Çanakkale Boğazı'na kadar girebileceğimiz 2 tane daha güzel liman var. Bunların isimlerini sonradan tekrar söyleyeceğim. Babakale'ye geldik. Burası Babakale Limanı. Güzel, hava da güzel. Şartlar güzel. Thank you.
Baba Kale'yi de görüyorum. Güzel bir kale yapmışlar. Evet arkadaşlar, şu anda Geyik ile Bozcaada'nın arasındayız. Karşımız Bozcaada. Ama tabii ben denizin durumunu bir göstermek istiyorum. Bakın, bu müsilaj dedikleri parçalar denizin içinde adeta yüzüyorlar. Evet, koca koca müsilaj parçaları bunlar. İnşallah teknemize bir sıkıntı yapmadan şu müsilaj belasından kurtuluruz ama Çanakkale Boğazı'na gireceğiz. İnşallah sıkıntı olmaz. Biraz tabii korkuttu bu bizi. Bakın, koca koca parçalar var. Biraz alttan gidiyor Allah'tan, yüzeyde yok. Ama yine de insan çekiniyor. Evet, merhabalar. Şu an Bozcaada ve Geyikçi arasındayız. Bu arkamda gördüğünüz yer Geyikli tarafı. Bu tarafta gördüğünüz ada da Bozcaada. Şu anda resmen müsilajın içinde yüzüyoruz. Allah'tan suyun üstünde değil, suyun altından gidiyor. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Çok kötü bir durum. Resmen Ege'ye akıyor. Yani Çanakkale Boğazı'ndan çıkan müsilaj Ege'ye doğru akıyor. İnşallah oraya da bulaştırmaz. Temennimiz o. Denizlerimizi temiz tutmanın, havayı temiz tutmanın, toprağımızı temiz tutmanın, korumanın
ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkmış oldu. İnşallah bu musibet bir an evvel kaybolur gider. Çünkü pek çok insana zararı oldu, turizme zararı oldu, balıkçı, av balıkçılığı yapanlara zararı oldu. İnşallah bu en kısa sürede sonlanır. Durum böyle. Sabah 5'te çıktık. Şu anda saat 3 oldu. 60 litrelik depomuz var. 35 beygirlik bir motorumuz var. Yan var. 35 HP. Şu ana kadar 10 saatte yarım depo mazotumuzu yaktık. Tabi biraz akıntı çoğalınca motorun devrini biraz yükseltmek zorunda kaldık. 5,5 knotlarda gidiyoruz ortalama. İşte durum böyle arkadaşlar. Çanakkale Boğazı'na girdik. Çanakkale Boğazı'ndayız. Karşımızda Fener. Anıtımız Türk bayrağımız. Çok şükür Çanakkale Boğazı'na girdik. Yalnız karşıdan biraz Poyraz geliyor. Yaklaşık bir saat sonra Kumkale Limanı'na gireceğiz. Mazot takviyemizi yapacağız. Hava biraz kuvvetlendi. Sanırım biraz daha kuvvetlenecek. Boğazın girişindeki fener. Evet Şeref abicim. Boğaza geldik şükür. Kazasız evet, belasız. Hayırlı falan geldik. İşin büyük kısmını atlattık inşallah. Boğaz'da çıkarsak Marmara Denizi'nde rahat ederiz gibi. Baba müsaade ederse. Herkese iyi seyirler. Herkesin işi gücü rast gelsin. Oltası suda olanlara da rast gelsin. Arkadaşlar öyle bir akıntı var ki motor 3000 devire yakın. Normalde bu devirlerde 6,5 mil yapması gerekir. Şu anda 4.60-70 yani 4,5 knot gibi bir süratimiz var. Bayağı bir akıntı var. Tabii bu arada şu müsilajlar burada parça parça. Bu nasıl bir şeyse her yeri sarmış.